Herkes selam millet, ben Semih. Bugün sizinle görmüş olduğunuz gibi Minecraft'ta nasıl yapılır serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle gizli kapı nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Tamamen gizli, sadece sizin bildiğiniz survival'da istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Basit. Umarım işinize yarar. Öyle modlu şeyler yok arkadaşlar, hiçbir türlü şekilde. Göreceksiniz zaten, sistemde kullanacağımız şeyleri gösterince anlayacaksınız basit olduğunu. Yapımının da basit olduğunu göreceksiniz. Her neyse, şimdi bize neler gerekiyormuş, gelin bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bize neler gerekiyormuş bakalım. Piston. Bu arada adetlerini de yazdım kaç tane gerektiğini, zorluk çekmeyin diye. Yapışkan piston, normal piston. Kızıltaş tozu. Taş, kızıl taş yenileyicisi, taş basamak ve meşe basamağı gerekiyor arkadaşlar. Evet, yapacağımız alana geldik. Bu arada çakıl almayı unutmayın. Çakıl da kullanacağız. Yapacağımız alana geldik arkadaşlar. İlk önce burayı kırıyoruz. Şu şekilde. Şöyle alan oluşturacağız arkadaşlar. Alanın kaça kaç olduğu ekranda yazıyordur zaten. Siz de ona göre yaparsınız. Sonra bu alanı aşağı doğru 5 blok kıracağız. 1, 2, 3, 4, 5. Tamamen burayı temizliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, sonra gelip tam şu kapının hizasından, şu şekilde tam ortasından bir yapışkan piston, üstüne normal piston, 3 tane çakıl koyuyoruz. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Sonra bunun şu karşısındaki bloğun bir yanından şöyle 1-2 blok koyuyoruz, taş koyuyoruz. Sonra bir tane yanına, şöyle karşısına 2 blok daha, sonra bir blok yanına. Bir tane de bu tarafı yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şekil oluşacak arkadaşlar. Sonra da bu şekilin şu uç kısımları var ya arkadaşlar, bunu şu şekilde bir blok yukarı doğru yükselteceğiz. Buradan da bu şekilde. Çünkü burada basınç plakası olacak. Bastığımızda sistemi yukarı kaldıracak, aşağı indirecek şekilde olması için. Sonra da arkadaşlar buradan gelip bunların üzerine kızıltaş tozlarını yerleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi de bu ikinci kısmı yapacağız. Yani şu tarafın açılması için gereken kısmı yapacağız. Buraya yukarı kalkacak ya. Şimdi buraya şöyle 2 blok koyuyorsunuz arkadaşlar, yukarıya. Buraya da 3 blok koyuyorsunuz. Şöyle alt kısımlarını kırıyorsunuz. Buraya bir tane yenileyici yerleştirip en sona alıyorsunuz arkadaşlar. Sonra şu karşısındaki bloğa bir tane kızıltaş torcu yerleştiriyorsunuz. Torcu söylemeyi unutmuş olabilirim. Bir tane yanınızda bulundurun, yani size lazım olacaktır. Şuraya bir tane taş bloğu koyuyorum. Siz başka bloklar da kullanabilirsiniz bu arada. Ben hani basit olsun diye bundan koyuyorum. Şu şekilde şuraya şöyle bir alan oluşturuyorum arkadaşlar. Şöyle L şeklinde. Ondan sonra şuraya bir tane kızıltaş yenileyicisi. Şuraya redstone. Şöyle alt kısmına geçecek şekilde. Sonra da tam şurada pistonun önüne doğru bir tane yenileyici daha koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi 1-2. 2 tane de buna sağ tık yaptım. Görmüş olduğunuz gibi 2 blok sağ tık yaptım. Sonra buradan şu şekilde bunu birleştiriyorum. Bakın bu havaya kalktı ama aşağıdaki kalkmadı. Şöyle şunu kırıyorum. Tekrardan pistonu koyuyorum. 1-2-3. Görmüş olduğunuz gibi tam 2 blokluk, hani karakterin girebileceği 2 blokluk bir alan oluşturmuş oldu. Sonra tam şu bloğun üstünde şöyle basınç plakasını koyuyorum arkadaşlar. Bakın. Açıldı. Kapandı. Aynı şekilde şuraya da şöyle bir blok koyuyorum. Basınç plakası koyuyorum. Açılıyor, kapanıyor. Açılıyor. Kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi kolay bir sistem, yapabilirsiniz. Herkesin yapabileceği bir sistem yani. Zorlanacak bir şey yok yani arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi şuraları şöyle kapatıyorum.
Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bunun neresi gizli? Şu basınç plakasını yanınızda taşırsanız, yani bunu buradan kırdığınızda burada bir yer olduğunu kimse bilemez yani. Survivor online oynuyorsanız, ama normal survival oynuyorsanız bu şekilde yapıp kolayca girebilirsiniz. Hop düşmeyelim. Hop görmüş olduğunuz gibi basınca da tekrardan geri açılacaktır. Şimdi tamamen kendime özgün yapacağım. İlla bu şekilde yapmanıza gerek yok yani. Siz de kendiniz istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz iç kısmı. Ben şimdi size şöyle güzel bir build yapmaya çalışacağım. Evin içini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Buraya da şu şekilde andezit kullanarak arkadaşlar şöyle yatak yapacağım. Aynen. Bakın güzel oldu bu aslında. Evet, yatağı da bitirdiğimize göre şuraya arkadaşlar bir tane harita masası yapalım. Harita koyalım buranın üzerine. Nasıl olacak şimdi arkadaşlar? Şimdi ilk önce şuraya 3 tane ben bir boyut amaçlı odun koy. Şöyle mi yapayım? Şu şekilde odun koyuyorum. Şuraya 3 blok kırıyorum. Buraya hani bana lazım olur diye tezgah, dokuma masası ve demirci masası koyuyorum. Siz de koyun arkadaşlar. Bunlar lazım olacaktır. Shift basarak yukarı kısımdan şöyle koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Eşya çerçevesi yerleştiriyorum bunun üzerine. Sonra boş haritaya bir kere sağ tık yapıyorum. Sonra görmüş olduğunuz gibi harita bizi gösteriyor. Şu anda buralara sağ tık yaparak koyuyorum. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Değil mi? Her şeyimiz var şu anda. Ama setlerimizi koyacağımız yer yok. Demir setimizi vesaire. Şu bir blok altta koyalım. Buralara zırh askılığı koyuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bunları şöyle arka kısmına birer tane meşale koyacağım. Şimdi bunları giydirelim. Görmüş olduğunuz gibi sanki burada bu buradan asılıymış, bu da buradan asılıymış gibi görünüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi küçük ama güzel. Daha çok şey koyulabilir. İksir standı vesaire güzel şeyler koyabilirsiniz. Ama görmüş olduğunuz gibi güzel küçük bir ev oldu. Ve bu gizli arkadaşlar bakın. Buradan çıkıp görmüş olduğunuz gibi basıp açıyorsunuz, çekiliyorsunuz, kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi güzel bir ev yapmış olduk. Evet, görmüş olduğunuz gibi sistemimiz bitti arkadaşlar. İçeri kısmı da yaptık. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde açılıyor. Üstüne çekiliyorum ve kapanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Beğenip yorum atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolar için desteklerinizi bekliyorum.
Açıklama kısmında Discord adresimiz var. Gelebilirsiniz. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.